Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, değerli misafirlerimiz, bu akşam inşallah sizlerle beraber yeni bir yayın sürecine başlıyoruz. Bu yayın sürecimizde Allah nasip ederse YouTube üzerinden yayınımızı yürütmek üzere bir çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Evet, hayırlı dinliyorum. uğurlu olsun baba. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sesim net geliyor mu? Kulaklık takayım mı? Evet, kıymetli dostlar, şu anda inşallah yayınımızı YouTube üzerinden yürütüyoruz ve bu YouTube üzerinden yürüteceğimiz yayınımızda Cenab-ı Allah nasip ederse evet, ilk yayınımız olması hasebiyle kıymetli Tevfik Hocam, çok kısa bir teknik destek alacağız müsaadenizle. Tamam inşallah. Bu yayınımızı böylece inşallah beraberce yürütmüş olacağız. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Kardeşim, tekrardan hoş geldin. Safalar getirdin. Bu akşam seninle ilk defa elhamdülillah ilk imza atacağız. Ve önemli bir yayınımızı beraberce yürütmüş olacağız. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin. Kıymetli İnşallah. Dostlarımız, arkadaşlarımız YouTube üzerinden yöneltebilecekler. Biz de sizlerin sorularını Sağlık Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü Kıyı Dostlarım Tevfik Yazıcılar'a inşallah ifade edeceğiz, soracağız, sunacağız. Burada nasip olursa inşallah Kudüs'e dair inşallah Kudüs'e dair kitapları konuşacağız ki Kudüs'e dair okumalıyız, konuşacağız. Pandemi süreci boyunca her akşam neredeyse Kudüs'e dair yayınlar yaptık. Bundan sonraki yayınlarımızı Allah nasip ederse YouTube üzerinden kayıtlı kalması düşüncesiyle yapmaya. Kıymetli Tevfik kardeşim, tekrardan hoş geldin, safalar getirdin. Bir ilki beraberce bu akşam. Çok teşekkür ediyorum sana. İnşallah hayırlısı olsun. Allah razı olsun. Tevfik, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine bu çalışıyoruz. Kudüs ve üzerine Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya bir ne okunabilecek beraberce elbette dedik seninle. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz gibi de inşallah beraberce tekraren nasip olursa bu kitapları bir gözden geçirelim istiyorum. İnşallah bu akşam en azından kayıtlarda kalması adına, kayıtlara geçmesi adına bu yayının önemli bir yer teşkil ettiğini düşünüyorum. Allah nasip ederse tek tek kitapları konuşmak arzu ediyorum. Şimdi inşallah biz Kudüs kitaplarını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair okunacakları bir sıralamaya koyalım istemiştik. Bu sıralamaya koyarken bir giriş, gelişme ve sonuç diye giriş faslından başlayarak Allah nasip ederse bu kitapları bir sıralamaya alalım. Ve sözü sana bırakayım. Ben Kudüs davasına inanıyorum. Kudüs davasını değerlendirmek istiyorum. Kudüs davasına dair bir şeyler yapmak istiyorum diyen kıymetli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza önereceğin ilk kitaptan başlamak üzere söz Tevfik Yazıcılar'da. Öncelikle konuşmamıza başlarken bugün Kudüs tarihinde, Filistin tarihinde önemli bir gün. Bunu da altını çizmek isterim. Bugün Nekbe, yani büyük felaketin yıl dönümü.
Büyük felaket dediğimizde bunun birazcık altını çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Büyük felaket ne? Filistinlerin topraklarından sürüldüğü gün. Yani işgalci İsrail'in ben İsrail devletini kurdum deyip Filistinlileri bir gecede topraksız, vatansız bıraktığı, insanların ellerine almış oldukları anahtarlarla evlerini terk ettiği bir günden bahsediyoruz. Hani hep diyorlar ya bizlere Numan, ya bu Araplar da kardeşim satmasalardı topraklarını ya. O Araplar var ya bizi arkadan vurdu. Verdiler topraklarını. O yüzden bugünlere geldik diyorlar ya. İşte Evet. bugün o günün yıl dönümü. Tabii ilk kitabımızdan bahsederken Ahmet Varol'un Kudüs Davamız kitabından bahsedeceğim. Kitabında önemli bir konusunu teşkil eden bugün yani Nekbe'nin olduğu günden bahsetmek lazım. Tabii şunu hemen söyleyeyim. Araplar topraklarını sattılar diyorlar ya. İşte bugüne gelen süreçte olan birçok katliamı hep es geçiyoruz. Onlar ne? Deir Yasin katliamını biz hep es geçiyoruz. Deir Yasin dediğimiz yer neresi biliyor musun? Yani bu kitapta da çokça anlatıldığı için söylüyorum. 9 Nisan 1948'de İsrail'in başbakanı Menachem Begin'in talimatıyla Stern ve Irgun örgütlerinin yapmış olduğu bir katliam. 300'den fazla kadın ve çocuk bir gece yarısı köyün apolarından evleri boşaltın, evlerden çıkın anonsuyla oldukları yerde katledildikleri bir köyden bahsediyoruz. O günün Arap toplumu böyle bir vahşet, böyle bir katliam görmemişti. Hepsi beraber neye uğradığına şaşırıp yani affedersiniz kadınların çırılçıplak soyulduğu, kulaklarındaki küpeleri almak için kulaklarının kesildiği, çocukların, hamile kadınların karnından yarılarak çıkartıldığı bir katliamdan bahsediyoruz. Deir Yasin katliamı ne zaman? 9 Nisan 1948'de. Ardından bu İsrail Başbakanı Begin ne diyor biliyor musunuz? Eğer Deir Yasin katliamını yapmasaydık bugün İsrail devletinden bahsedemezdik diyor. Ve bunu açık net ifade ediyor. Evet. Böyle bir katliamdan bahsediyoruz. Hemen arkasından Lida katliamı var. Hayfa'nın yakında gene bir köy. Yaklaşık 100 kişi öldü. İshak Rabin'in emriyle. Evet. Arkasından Sakat köyü katliamı var. Burada da 100 kişiye yakın ölüyor. 29 Ekim'de. Evet. Rüyavi köyü katliamı var. El Halil yakınlarında bir köy. Buralarda toplu kıyımlar. Yani o gün için bu 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi az sayılar değil. Bugünkü nüfusa kıyasladığın zaman binlerce kişi anlamına geliyor. Katledilmesinin ardından Müslümanların korkuyla ve can havliyle terk ettikleri yerler işte bugün İsrail'in kurulması Nekbe gününde buraları terk etmek zorunda kalıyorlar ve bugünkü işgal edilmiş İsrail ortaya çıkıyor. İşte ilk kitabımız Davamız Kudüs, Ahmet Varol'un kitabı bizlere bugün bunlardan başlayarak Kudüs davasını, Filistin davasını bir Müslüman olarak Kudüs deyince ne anlamamız gerektiğini bizlere anlatıyor. Öncelikle bunu ilk kitap olarak seçmemin nedenini merak ederseniz sadece ön sözünden içindekileri okuyacağım. Bu kitabı okuduğunuzda neler öğreneceksiniz, neler hakkında bilgi sahibi olacaksınız? Kısaca okuyacak olursam Kudüs davasının İslam'daki yeri ve öneminden başlıyor. Elhak Müslümanlar için Kudüs'ün önemini bizlere aktarıyor. Kudüs'te üstünlük kazandıran Mescid-i Aksa'dan bahsediyor. Kudüs'ün bir İslam şehri olmasından, Kudüs'e Müslümanların sahip çıkması gerektiğinden, Kudüs davasının bütün Müslümanların davası olduğundan, Kudüs'teki İslami mirastan bahsediyor ilk giriş kısmında. Tabii bunlar sen de birçok programda hep bunlar üzerinde durdun. Ama dinlemenin yanında okumanın da bize katacağı çok ince püf noktaları bunun içerisinde mevcut. Satır satır not alabileceğiniz, bu konular hakkında bilgi alabileceğiniz bir kitap. Kudüs'teki tarihi mirastan bahsediyor. Coğrafi yönden Kudüs'ü anlatıyor. Demokratik ve etnik açıdan Kudüs'ü anlatıyor. Kudüs'te kim yaşar, ne yaşar, kaç Hristiyan vardır, kaç Yahudi vardır, kaç Ermeni vardır. Ve bugün Hristiyanlara ne oldu? Nereye gitti bu Hristiyanlar? Niye gitmek zorunda Tabii. kaldılar? Tabii. Anlatıyor. Tarih boyunca Kudüs bir başlığı.
Kudüs'ün Yahudi işgaline geçmesi, işgal altındaki Kudüs ve Yahudileştirme, Doğu Kudüs'ün teslim alınması, Doğu Kudüs'ün İsrail'e ilhakı. Burada Doğu Kudüs diye tabir ediyor ancak içeride net bir şekilde ifade ediyor. Kudüs'ün ne Doğu Kudüs'ü vardır ne Batı Kudüs'ü vardır. Kudüs'ün olsa olsa Kudüs'ün doğusu vardır, Kudüs'ün batısı vardır. Bunu net bir şekilde ifade ettiği bir kitaptan bahsediyoruz. Evet. Kudüs'teki Yahudileştirme çalışmaları, Kudüs'le ilgili sinsi planlar, Arap liderlerinin Kudüs davasına ihanetleri çok önemli bir başlıktır. Evet. Biliyoruz ki hep Arap liderleri Kudüs sevdalısıdır, Kudüs aşığıdır. Yok öyle bir şey. Maalesef halk ne kadar çok severse sevsin, tıpkı bizim Türkiye'de olduğu gibi. Hemen burada parantez açarak ufak bir konudan daha bahsetmek istiyorum Numan. 1948'de İsrail'in işgali gerçekleştiğinde Birleşmiş Milletler acil olarak toplanıyor. Her zaman yaptığı gibi. Evet. Diyor ki burada bir şeyler oluyor, bizim bir şeyler yapmamız lazım. Biliyorsun önce takdim kararını alıyorlar. Kafalarına göre bir bölüşme yapıyorlar. Neye göre yapıyorlar bunu? Peel raporu diye bir rapor var öncesinden. O raporu evet. baz alıyor. Peel raporu dediğimiz ne? Yahudi bir kişi komutanın hazırlamış olduğu rapor. Toprakların bir kısmını Yahudilere, bir kısmını Müslümana bölüştürüyorlar. BM'de önemli bir şey daha oluyor orada biliyor musun? Bir Kudüs Araştırma Komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun başına 3 tane ülke seçiliyor. Birincisi Türkiye. Diyorlar ki Türkiye Arapları korur kollar. Türkiye burada olsun. İkincisi kim? Amerika. Amerika ne yapacak? İsrail'i koruyacak kollayacak. Üçüncü ülke de Fransa. Fransa'yı da diyorlar ki Fransa bağımsızdır. Her ikisinin arasını bulur. Gerçi Fransa'nın yapmış olduğu katliamları biz biliyoruz. Bağımsız olmadığını da biliyoruz ama o günkü BM böyle bir karar alıyor. Üç ülke bir araya geliyor ve Kudüs Araştırma Komisyonu, Filistin Uzlaştırma Komisyonu, net ismi bu. Filistin Uzlaştırma Komisyonu kuruluyor. Komisyonun başkanı kim oluyor? Türkiye. Diyorlar ki ya bak ki Arapları koruyacak. Böyle bir komisyonun başına geldi. Tabii Türkiye'de kim var? CHP iktidarı var. CHP iktidarı komisyonun başkanlığına kimi atıyor? Hüseyin Cahit Yalçın'ı atıyor. Hüseyin Cahit Yalçın kim? Ulus Gazetesi'nin imtiyaz sahibi. Yazı işleri o dönemki. İnönü'nün kankası diyebiliriz. İnönü'nün en güvenli insanlardan biri. Komisyonun başına atanıyor. Milliyetçi bir kişi, antikomünist bir kişi. O günün şartlarında diyor ki İsrail acaba komünizmi mi getirecek? Türkiye bundan korkmalı mı? İsrail'den korkmalı mı? Ve İsrail Başbakanı'nın davetiyle İsrail'e gidiyor, geliyor ve 1949, Mart 1949'da İnönü'ye bir rapor sunuyor. Diyor ki biz derhal İsrail'i tanımalıyız. Düşünsenize Müslüman bir ülke olarak ilk defa İsrail'i tanıyan ilk ülke Türkiye. Nasıl oldu bu? İşte o başımızdaki hainlerden oldu. Hüseyin Cahit Yalçın'ın bu raporunu keşke birisi çıksa da araştırsa. Ne raporu verdi? Çünkü geldiğinde tek söylediği şey var. Ya bu İsrail komünist değilmiş. Komünizmi getirmeyecek buraya. Biz onlarla kardeş olalım. Silahları da var. Bize de silah verirler. Biz de güçleniriz. Rusya'ya karşı onlarla beraber savaşırız. Ama o raporda neler yazıldığını bilmiyoruz mesela. Nereden geldim buraya? Başımızdaki hainler. O günkü CHP hükümetinin yapmış olduğu bu olay imzayla biz İsrail'i tanıdık. Arapların gözünde ne olduk? Hain. Halbuki hiçbir Türk, hiçbir Müslüman bunu kabul edemez, etmemekteydi. Ki o zaman Türkiye'sinde İsrail'in o topraklarda kurulmasını kabul edecek, İsrail devletini kabul edecek bir Türk'ten, bir Müslüman'dan bahsedemeyiz. Evet. Başımızdaki hainler. İşte bu kitapta da bize Arap liderlerinin hainliklerinden bahsediyor. Bu liderler evet. Hakkında, ihanetleri hakkında çok güzel bilgiler veriyor. Evet, o zaman şöyle bir giriş yapmış oluyoruz yayınımıza.
Biz Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili, genelde Kudüs, özellikle ise Mescid-i Aksa ile ilgili ilk olarak Kudüs Mescid-i Aksa davasını merak eden, inanan kardeşler olarak, arkadaşlar olarak Kudüs davamız Ahmet Varol'un kitabını okuyarak başlayabiliriz dediniz ve bunu açıklıyorsunuz şu anda. Evet, içeriğinde bir başka konu barış görüşmeleri ve Kudüs. Ebu Güneyn tepesindeki Yahudi yığını. Ebu Güneyn tepesi dediği bugün bizim hani eski şehrin dışında yeni yerleşimler olarak İsrail'in yapmış olduğu yerleşimlerden bahsediyoruz ya. İşte Evet. Ebu Güneyn tepesi dediğimiz yer burası. Ahmet Varol bize ta o yıllarda buradaki yapılanmayı önümüze sermiş. Aman demiş dikkat edelim. Bunun yanında Resul Amut'taki gaspı, yaşanan krizi anlatmış. Yahudileşme politikasını, Kudüs'ün İslami yapısının değiştirilmesini, Hristiyan eserlerine yönelik saldırıları. Yani Kudüs dediğimiz zaman hep Müslümanlar yönelik saldırıları düşünmemek lazım. Hristiyanlara da orada çok büyük saldırılar oluyor. Bugün Hristiyan nüfusunun neden azaldığını bu kitabı okuduğunuzda öğrenebiliyorsunuz. Neden orayı terk etmek zorunda kaldıklarını ve onların ibadet hanelerine yapılan büyük saldırıları da görebiliyorsunuz. Siyonist saldırılar karşısında Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'nın altındaki kazıları, kazılar zaten Meşhur. çok. Yani sen gittin, gördün, birçok türlere Tabii. girmek oldu sana. Yani bu kazılar hani böyle eskiden köylerde olurdu ya, ufak bir keçinin girebileceği, bir insanın eğilerek girebileceği tünellerden bahsetmiyoruz. Dünyanın gözünün Ya içinde da bizim yere gizli saklı yapılan bir şeyden yok. sarnıcının yanında ufak kalacağı tünellerden, kazılardan bahsediyoruz. İşte onların ilk zamanlardaki bilgilerini veriyor bize. Tünel olayı ve Kudüs katliamını anlatıyor. Arafat'ın samimiyetsizliğini anlatıyor. Biliyorsun Arafat Kudüs tarihinde önemli bir isimdir. Tabii. Yani Arafat'ın Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya hayatı boyunca hiçbir faydası olmamış. Mescid-i Aksa davasını hiç gütmemiş ve Filistin davasına en büyük zararları vermiş bir kişi olduğunu kabul ederek bir kenara koyduktan sonra Arafat'ın Kudüs'ü Yahudilere terk etmediğini de ifade etmek isterim. Evet. Çünkü Hele Arafat'ta hele hayatının son dönemlerinde değil mi? hayatının son döneminde burayı bize teslim et dedi. Arafat vermem dedi ve karargahında bombaların altında çıkmadı. O bombalara rağmen Kudüs'ü teslim eden kişi olarak adını yazdırmadı. İnşallah bundan dolayı Rabbim cennetine nail eyler. Ama İnşallah. hayatı boyunca ne kadar samimiyetsiz, ne kadar anlamsız davranışlar olduğunu bu kitapta görebiliyoruz. Arafat'ta Netanyahu'nun ilişkisinden bahsediyor. Mescid-i Aksa'ya Yahudi kuşatmasını alma çabalarını bahsediyor. Süleyman Mabed'e iddiaların asıl amacından bahsediyor. Çevresindeki Müslüman mahallelerin yıkılmasından bahsediyor. Hani sen sürekli konuşmanda dile getiriyorsun. Megaribe Mahallesi, Faslıların Mahallesi. Bugün Türkiye'de bizim ağlama duvarı olarak tabir ettiğimiz, dünyanın hiçbir yerinde kullanılmasa da, hatta çok azında kullanılsa da, Yahudilerin ağlama duvarı. Onların deniminde Batı duvarı, Müslümanların lügatında Burak duvarı dediğimiz alanın hemen önündeki alan bir mahalleydi biliyorsun. Megaribe yani Evet. Fasların yeri, bir mahalle. Ne yaptılar? 1967 Savaşı'nda Kudüs'ü işgal ettiklerinde ilk yaptıkları şey o mahallede bulunan Faslı kardeşlerimizi aynı gece buldozerlerle evlerini üzerlerine başlarına yakarak o Ya. evlerin altında onları şehit ederek bir alan açtılar. Bugün orada ibadet ediyorlar. Sadece ve sadece bu Müslüman kardeşlerimizin hakkına bizlerin orayı Burak duvar olarak anması gerektiğini Efendimizin çünkü hadisi var. Evet. Ben diyor Burak'ımı diğer peygamberlerin Burak'ının olduğu yere bağladım diyerek anlattığı yerdir orası. Evet. Bizler burayı Burak duvar olarak anacağız inşallah. Bu kitapta İnşallah. da bunu anlatıyor. Son olarak Mescid-i Aksa'yı paylaştırma tuzaklarından, Müslümanlara yaş kısıtlamasından, Mescid-i Aksa'nın bahçesinin de tamamen bir külliye olduğundan bahsediyor. Ya. Bak bu o kadar önemli bir mevzu ki. Bizler diyoruz ya Mescid-i Aksa'nın 144 dönümünün tamamı Mescid-i Aksa'dır.
tamamı değil mi? Evet. Yahudi diyor, eğer diyor sen buranın tamamı camidir diyorsan, bu açık alanlarda Müslümanlar neden sigara içiyor? Neden yerlere tükürüyor? Bizim deyimimizle vuruyorlar. Sen buraya bir mabet diyorsun, komple bütün alan diyorsun, haramdır diyorsun burası diyorsun. Ama içeriye giriyorsun, bahçesine geçtiğin zaman yakıyor sigarasını. Ve Yahudi de bunu bize karşı çok güzel kullanıyor. İşte o günlerden bunları anlatıyor. İşgal Mahkemesi'nin Harem-i Şerif'le ilgili planlarından, kararlarından bahsediyor. Birleşmiş Milletler'in Kudüs'le ilgili oyunlarından bahsediyor. Birleşmiş Milletler öyle bir yapı ki, öyle bir ahtapot ki, Kudüs'le ilgili karar alıyor, uygulamıyor. Karar alıyor, uygulamıyor. Dünyanın gazını alıyor, İsrail'e de buyur ne istiyorsan onu yap diyor. ABD'nin oyunları İslam İşbirliği'nin Kudüs konusundaki duyarsızlığından bahsediyor. Hani rahmetli Necmettin Erbakan hocamız derdi ya, Allah rahmet eylesin. Bu kurumlar var ya, bu kurumlar gerçeği oluşturulmasın, gerçeği yapılmasın diye bizlerin önüne serilen kurumlardır. Hakikaten İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş amacı Kudüs'ü özgürleştirilmesidir. Çünkü İsrail'in Kudüs'ü başkenti ilan edilmesiyle bütün dünyadaki Müslümanlar toplanmış, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kurmuştur. Ama işlevine baktığımız zaman bugün Kudüs'ü neredeyse unutmuş. Arada sırada böyle ben de bir kınama yayınlayayım da hadi ben de İsrail'i bir kınamış olayım diyen bir yayın yapıyor. Başka hiçbir şey yok. Bunun yanında Kudüs için tekliflerini söylüyor. Kudüs davası hakkındaki söylenenlerle bitiriyor. Yani demem o ki yaklaşık olarak 100 sayfalık bir kitap, herkesin rahatlıkla alıp okuyabileceği, bir gecede bitirebileceği. Ancak ben bunu düşüneyim, İçerisinde bu ne anlatmış bize ya? Hakikaten ben bundan ders alayım dediği zaman defalarca, yani ben kaç defa okuduğumu hatırlamıyorum. Ondan fazladır okumam. Her seferinde başka bir yere takıldım, başka bir konuya araştırdım. Bu kitabı bütün arkadaşlarımızın ilk olarak okuması, Kudüs'le ilgili, Mescid-i Aksa ile ilgili en ufak bir derdi varsa bir Müslümanın önce bu kitapla ilgili başlaması gerektiğine inanıyorum. Eyvallah. Evet, ilk kitabımızı böylece ifade etmiş olduk. Tekrar ediyoruz kıymetli dostlar. Ahmet Varol abimizin, kıymetli büyüğümüzün bize ikram etmiş olduğu aslında Kudüs davamız kitabı, ilk kitabımız olarak ön sözde giriş kısmında konuşacağımız ilk kitaptı. Hemen ardından ikinci kitabımıza geçiyoruz. Bakalım ikinci kitabımız giriş kısmında, giriş faslında hangi kitabımız? İkinci kitabımız Yusuf El Karadavi'nin Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs kitabı. Yusuf El Karadavi kimdir? Kimdir Numan? Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Üstadımız Yusuf Profesör Doktor Yusuf El Karadavi. Mısırlı bir alim kendisi. 10 yaşında Kur'an'ı hıfzetmiş. 10 Allah yaşında, Allah. 10 yaşından önce Kur'an'ı hıfzetmiş bir kişiden bahsediyoruz. Eser'de okumuş, arkasından da sadece eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı değil, aynı zamanda Avrupa Fetva Konseyi Başkanlığı yapmış. Birçok İslami finans kuruluşuna denetim başkanlığı yapmış. İslam Hukuku Araştırma Konseyi'nde bulunmuş. İslam Medeniyeti Araştırma Komisyonu'nda bulunmuş. Avrupa İslami Etikler Merkezi'nde bulunmuş. Sünnet ve Seyyid Araştırmaları Merkezi'nde bulunmuş. Kur'an'a ve sünnete bağlı bir alimden bahsediyoruz. Bir Müslüman'dan. Kendisi Müslüman Kardeşler Hareketi'ne katılıyor ve mücadelesini tamamını diye bunun üzerinde sürdürüyor. Bu yazdığı kitap niçin önemli? Şimdi az önceki gösterdiğim kitap bize Ahmet Varol hocamızın bir hediyesi. Gerçekten de bir Türk, bir Müslüman olarak Kudüs'e nasıl baktığımızı, nasıl bakmamız gerektiğini ondan öğrendik. Peki ya Araplar nasıl bakıyor? İşte bu kitapta da Arapların nasıl baktığını, Kudüs davasına Arapların nasıl ilgilendiğini görüyoruz. Bunun da içeriğine bakarsak, İslam'da Kudüs'ün yeri, Kudüs'ün ilk kıblemiz oluşu, Kudüs'teki İsra ve Miraç'ın şehri olması, Kudüs'ün peygamberlik ve bereket yurdu olması, ribat ve cihat yurdu olması, Filistinlilerin Allah'a teslimiyeti,
Arapların acizliği, Müslümanların zaafı, Amerika'nın nüfusu ve hegemonyası, dünyanın sessizliği gibi başlıklarla bize ayetler ve hadisler ışığında öncelikle Kudüs'ü anlatıyor. Hem ilmi alanı hem de bilgisinin olduğu yerden bizi epey bir doyuruyor. Yani bir Müslüman olarak ayetler ve hadislerle biz bu Kudüs'ü öğrenmek istiyoruz dediğimiz zaman elimizdeki en kaynak kitap. Arkasından da geliyor dünyanın durumu, Yahudilerin durumu ve alimlerin neler yapması gerektiğini veyahut da yapmadıklarını. İslami fetihleri, Siyonistlerin Osmanlı'ya düşmanlıklarını, Osmanlı'nın Kudüs'e neler yaptığını, bunun yanında İsrail Devleti trajedi ve İslami uyanışın tekrar gelmesi, son şeyde başlığı da İslam alimlerine çağrı yapması gerektiği gibi. Herhalde asıl önemli olan kısmı da burası mı birazcık? Gerçekten bizim ülkemizde yani bu kitaba karşı öncelikle bir ön yargımız vardı ki bende de o vardı biliyorsun. Yusuf El Karadavi dediğimiz zaman önemli bir fetvası hep gündem oldu. Neydi o? Müslümanlar Kudüs'e gitmeyin. Kudüs'e gitmek caiz değil. Bu fetvası çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hele ülkemizde çokça yer aldı. Evet, çok değişik bir şeydir aslında, fetvadır aslında. Çünkü Efendimizin Meymune annemize bir hadisi var bu konuda. Meymune annemiz soruyor, bize diyor Beytül Makdis'ten bahseder misin diyor Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? Oraya gidiniz. İçerisinde namaz kılınız. Ya gidemezsek ya Resulallah? Kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin. Bunu daha önce defalarca tekrarladık. Ama şunu bir kez daha altını çizeyim. Kime söylüyor Efendimiz? Sen bir hanım söylüyor. Hazreti Ali'ye değil, Hazreti Ömer'e değil. Bu önemli bir nokta. Oraya gidin. Şimdi bu hadis dururken Karadavi'nin bu fetvasını nereye koyacağız? Kendisine de bu soru soruluyor. Deniliyor ki ya efendim sizin böyle bir fetva verdiniz ama peygamberimizin de böyle bir hadisi var. Çağırıyor. Kimin sözü diyor? İşte Efendimiz sana söylem sözü. Tabii ki onu dinleyeceksiniz diyor. Ancak bu fetva bu kitabında da ilk baskılığında yer alan bu fetva tamamen siyasi bir fetvadır. Kendisi Neden? De söylüyor zaten bunu tabii. Neden? Çünkü Arap toplumunu kastetmiyor. Arap hükümdarlarını, Arap hükümetlerini, Arap devletlerinin başındaki evet. kişilerini söylüyor. Evet. İsrail'le normalleşirseniz İsrail dünyanın başına en büyük bela olur diyor. O yüzden normalleşmeyi kabul etmiyor. Bak bugün bunun ceremesini biz görüyoruz. Yaşadık, yaşıyoruz. Evet, evet. Suudi Arabistan'ın yaptıklarını, Mısır'ın yaptıklarını, Arap Birliği'nin yaptıklarını. Ne oldu? Kudüs, İsrail'in başkenti ilan edildi. Amerika gitti orada büyükelçilik açtı. Ve bu Arap devletleri bunu kabullendiler. Neden? İşte bu fetvayı zamanında dikkate almadıkları için. Tamamıyla siyasi olarak Arapların bizim gibi değiller. Farklı bir toplum, farklı bir yapı. Onları en iyi kim tanıyor? İçlerinden olan tanıyor. Ve o diyor ki oraya gitmeyin diyor. Çünkü giderseniz sizi kandırırlar. Sizin aklınızı çelerler ve sizi tabii, kendi dümenlerine götürürler. Nitekim de bugün bunları yaşıyoruz. Evet. O yüzden Arap'ın gözünden Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, inancımızı öğrenmek isterseniz bu kitabı mutlaka ikinci sıraya alıp okumanız gerekir. Evet, gelelim kıymetli dostum, aziz dostum, Tevfik Yazıcılar. Çok güzel bir yayın oluyor bu arada. Çok bereketli elhamdülillah. Ben çok zevk alıyorum. İlk yayınımız olması hasebiyle de ayrı bir mutluyum. Ahmet Varol abimizin Kudüs Davamız kitabı. Hemen ardından Yusuf El Kardavi Hoca'nın Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs kitabının ardından giriş faslının son kitabı. Dün akşam öyle demiştik, evvelki akşam.
Giriş faslının son kitabı olan kitabımız, bakalım hangisi Tevfik Yazıcılar ifade ediyor. Üç kitabımız var. Bu üç demenin üçüncüsü de Kudüs Tarihi kitabı. Kudüs Tarihi kitabı bir komisyon tarafından yazılmış bir kitap. Hemen isimleri de söyleyeyim. Doktor Musa İsmail Basit, Doktor Hamza Zip Mustafa, Doktor Gassan Musa Muhibiş, Doktor Sait Süleyman Kek tarafından bir araya getirilmiş, toparlanmış. Bu dört kişinin araştırmasının bir cüz haline getirilmiş olduğu bir kitap. Bu kitap hakkında hemen başta şu uyarıyı yapıyorum. Bu kitabın Türkçeleştirilmesi, sadeleştirilmesi, yani Türk diline aktarılması biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Paragraflar arasında kopukluklar var. Cümleler içerisinde devrik düşük diyebileceğim iki cümlenin birbirine bağlanmadığı yerler var. Bunlar akıllarda hep şunu oluşturuyor. Ya öf, sıkıldım kardeşim. Evet, böyle bir hatası var. Çevirmen arkadaşımızın, Türkçeleştiren arkadaşlarımızın da Arap kafasıyla, Arap zihniyle düşünerek, onların jargonuyla çevirdiği bir kitap olduğundan bazı takılmalar var. Ama şunu net ifade ediyorum, içindekiler kısmından birkaç başlık okuyacağım gene. İslam öncesi Kudüs'ün tarihi, Kudüs'ün coğrafi konumu, şehrin su kaynakları. Bu şehre nereden su geliyor? Tarihte kullanılan Kudüs isimleri, şehrin surları, kapıları, Kenanlar İbraniler dönemi, Firavunlar dönemi, Demir Çağı, İbrani Krallığı, Süleyman'ın Krallığı, Süleyman'ın Krallığı'nın bölünmesi, Asurlar yönetiminde Kudüs, Babil yönetiminde Kudüs, Pers yönetiminde Kudüs, Yunan yönetiminde Kudüs devam ediyor. Bir sürü başlığımız var. Kudüs'ün İslam'daki yerine geçiyor. Mescid-i Aksa'nın namaz kılmanın faziletine geçiyor. İsra, Miraç, Hazreti Ömer döneminde Kudüs'ü anlatıyor. Müslümanların gayrimüslimlere nasıl davranıldığını anlatıyor. İmtiyazlar, Kubbetü Sahra'nın inşası, Emevilerin faaliyetleri, arkasından Haçlı dönemi, Tolunoğulları, Akşitlerin dönemi, Fatımilerin dönemi, tamamen kronolojik olarak ilk çağdan bugüne kadar Kudüs'ü detayla, yani daha çok başlığı okuyamıyorum. Yaklaşık içindekiler kısmı 10 sayfa. 10 sayfa tek tek anlatmış. Hıttın Savaşı'ndan tutun Selahaddin Eyyubi'ye, Sultan Zahir döneminden Sultan Mansur Kalavani'ye, 1. Selim'den Abdülmecid'e, 2. Mahmut'tan Abdülhamid'e, İngiliz işgaline, arkasından Fransızların İngiliz idaresindeki askerlerin neler yaptığına, sivil idareye, tamamıyla Kudüs'ün kronolojisini bu kitapta edinebiliyorsunuz. Evet. Değil mi? Bu arada sanıyorum her üç kitapta Nida Yayınları, değil mi Tevfik? Değişik yayın evlerinde de var ama Nida Yayınları Allah razı olsun bu üç kitabı da basmış. Harika. Ve son olarak Nida Yayınları'ndan temin edebiliyorsunuz. Hiç zorluk çekmiyorsunuz. Eyvallah. Daha bugün Murat kardeşimiz Nida Yayınları'na uğradılar. Kitapların hepsini aldılar. Geçen gün merak etmişler. Gitmişler. Hepsini oradan almışlar. Yani sürekli olarak basımı yapılıyor. Nida Yayınları Allah razı olsun bu konuda gerçekten de çok güzel bir iş çıkartmış. Rabbim ayaklarını sabit kılsın inşallah. Bu güzel çalışmalarını da bereketlendirsin. Amin. Giriş kısmında bu üç kitabı zikretmemiz yeterli. Evet. Size zahmet bu üç kitabı tekrar sizin ağzınızdan ifade ederek dinlemiş olalım. Böylece giriş faslını bitirmiş olalım inşallah. Ahmet Varol'un Kudüs Davamız kitabı, Yusuf El Karadavi'nin Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs kitabı, bir komisyon tarafından yazılmış olan Kudüs Tarihi kitabı, her üçü de Nida Yayınları'ndan çıkmış. Bu üç kitabı okuduğunuz zaman bir Türk bir Müslüman olarak Kudüs'ü nereye koymamız gerektiğini, bir Arap'ın gözünden Kudüs'ün ne olduğunu ve Kudüs'ün tarihinin kronolojisinin ne olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Kudüs Davası'na yapabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın kıymetli dostum Tevfik Yazıcılar. Evet, kıymetli dostlar, bu akşam
YouTube yayınımızda Allah razı olsun kendisinden Genç Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü Kudüs'ün Mescid-i Aksa davasının gerçekten aşıklarından, sevdalılarından Tevfik Yazıcılar kardeşimle konuşuyoruz. Kudüs'e dair ne okunabilir? Kudüs'e dair niye okunur? Ya da kim okunur'u konuşuyoruz. Çok detaylandırmıyoruz. Başlıklar halinde gidiyor sağ olsun Tevfik kardeşimiz. İlk giriş faslını sizlere ifade ettik. Ben zaman zaman yayınımızda sizlere altyazı olarak da bu bilgileri aktarıyorum. Şimdi giriş faslıyla ilgili mevzuyu geçtikten sonra tabiri caizse gelişme faslına geçiyoruz. Peki bu üç kitabı okudum. Kudüs ve Mescid-i Aksa davasını seviyordum. Bu üç kitabı da temizce şöyle bir çıkardım. Tabiri caizse bitirdim. Şimdi düşünüyorum acaba buradan sonra ne okumak lazım diye düşünüyorum. Arkasından okumanızı tavsiye edeceğim kitap Sefer Turan'ın Allah'a ısmarladık Kudüs kitabı. Sefer Turan kim? Kanal 7 Televizyon'un dış haberler müdürlüğünü yapmış, Orta Doğu servislerinde çalışmış, Mısır'da, Kahire'de gazetecilik hayatına başlamış bir büyüğümüz. Sefer Turan, Allah'a ısmarladık Kudüs kitabında bizlere neyi anlatıyor? Arkadaş, Kudüs'e git, Kudüs'ü gör. Ben ne gördüm? Tam böyle dinlenmek için arada Kudüs'le ilgili ben de bir şeyler öğreneyim diyeceğiniz bir kitap. Neyle başlıyor içindekiler kısmı? Halit Meşal kimliğiyle başlıyor. Halit Meşal çok müstesna bir isim. Kudüs davasında onu mutlaka öğrenmemiz gerek. Arafat'ın ölümü ve Ebu Ammar'la gerçekleşmeyen röportajını bahsediyor. Arafat'ın kim olduğunu ama neler yaptığını annen önce bahsettik ya hepsini çok net bir şekilde anlatıyor. Kıyamet Kilisesi'nin hikayesinden bahsediyor. Gidenlerin sık sık dinlediği ama gitmeyenlerin bilmediği. Kıyamet Kilisesi'ndeki o merdivenin hikayesini bizlere anlatıyor. Kudüs Müftüsü Muhammed Emin El Hüseyin'den bahsediyor. Çok değişik bir insan. Hitler'le beraber hareket eden Müslüman ve Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı savunan ama ne yaptığını bilmeyen bir karakter. Onun hakkında bilgi veriyor. Üç kadın gerilladan bahsediyor. Bu gerillalardan biri kim? Leyla Halit. Türkiye'de sıkça ismi geçer. Kim bu Leyla Halit? Solcu bir kadın. Sol görüşlü. Marksist. Evet. Ne dersen de bilmiyorum artık. Onlarda o kadar çok fraksiyon var ki. Ama Türkiye'de sürekli olarak şu anda Türkiye ile ilgili birçok açıklamalarda bulunuyor. Leyla Halit'in özelliği ne? Filistin davasında Filistin özgürlüğü için bir uçak kaçıran ilk kadın. Gitmiş bir uçak kaçırmış. Onun hayatından bize bahsediyor. Rim Keylani'den bahsediyor. Rim Keylani kim? Filistin davasında gidip köylerden, yaşlılardan, insanlardan sokak sokak gezip dolaşıp arkadaş sizin burada bir yöresel halk türkünüz var mı? Yöresel maniniz var mı? Yöresel sözleriniz var mı? Diye toplayan Filistin halk halk kültürünü oluşturmak için, kaybolmaması için bunları bir araya getiren bir kadın. Ondan bahsediyor. Ve en sonunda Allah'a ısmarladık Kudüs diyor. Kudüs'te hiçbir zaman bırakmayacağımızı oradaki Onbaşı Hasan olayını bizatihi kendisi dile getiriyor ve anlatıyor. Bu gerçekten böyle bir saatte okunabilecek çok hoş bir kitap. Sefer Turan, Allah'a ısmarladık Kudüs. Eyvallah. Evet, giriş faslını bitirdik arkadaşlar. Giriş faslının ardından gelişme faslındayız. Gelişme faslında da ilk kitabımız Sefer Turan'ın Allah'a ısmarladık Kudüs kitabının analizini böylece kısa bir şekilde kıymetli dostum Genç Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü Tevfik Yazıcılar yaptı. Peki Sefer Turan'ın yine bu güzel kitabını da okuduktan sonra neyle devam etmemizi tavsiye edersin Tevfik kardeşim? Arkasından tavsiyem Hüseyin Serkan Elönü'nün Haim Nahum kitabı. Haim Nahum, Siyonizmin ideali peşinde koşan bir haham başı. Biz rahmetli Necmettin Erbakan hocamızdan Haim Nahum'un ismini çok duyduk.
Evet, Allah rahmet eylesin. Haim Nahum doktrininden bahsetti bizlere. Neydi o doktrinin Numan? Böl, parçala, yut. Evet. Haim Nahum denilen bu Yahudinin hayatını bizlere hocamız projelerini aktardı. Ama bugüne kadar Haim Nahum kimdir, ne yapmıştır, ne yapmamıştır araştıran hiç çıkmamıştı. Hüseyin Serkan Elönü kendisini şahsen sevmem. Söyledikleri, yaptıkları, yazdıkları, konuşmaları çok değersiz bulduğum bir insandır. Hakikaten yani karşıma alıp görüşüp halini hattını sormaya tenezzül etmeyeceğim bir kişidir. Ancak yazmış olduğu kitap değerlidir. Kişiyi sevmiyor olmamız, kişinin görüşünü sevmiyor olmamız bizi kitabını okumaktan asla geri tutmamalıdır diyerek bu kitabı herkese önerebiliyorum. Neden? Biz bu Haim Nahum'u ve Haim Nahum planını hocamızdan dinlediğimiz 3-5 cümleyle biliyoruz. Detaylarını bu kitapta bulabiliyoruz. Öncesinde Haim Nahum'dan önce bize Yasef Nasri'den, Salomon Komodo'dan, Sabbatai Sevi'den, Theodor Herzl'den, Emanuel Carosu'dan bahsediyor. Bunlar önemli şahsiyetler. Bunlar hakkında kısa Evet. kısa bilgiler veriyor. Arkasına Haim Nahum öğretmenlik hayatı, Osmanlı'daki hahambaşılığı. Biliyorsunuz Haim Nahum Osmanlı'nın son hahambaşısı. Evet. İnönü'nün kankası. İnönü ile beraber Lozan'a gidip Lozan Anlaşması'na İnönü'yü imza attıran kişidir bu. Lozan hizmetine İnönü o imzayı bu hahambaşının Haim Nahum'un telkinleriyle atmıştır. Arkasından Teşvikiyle. korkusundan beni öldürürler diye Türkiye'ye gelemedi. Nereye gitti? Mısır'a gitti. Mısır'dan da Etiyopya'yı, Sudan'ı gezdi. Oradaki zencilere, hani bugün sen Kudüs'e gittiğinde sık sık karşılaşıyorsun. Tamamen zenci Yahudiler var. Falaşalar diyelim. Evet. Bunlara dedi ki, ya arkadaş sen bizim kayıp ırkımızsın. Sen Yahudisin. Gel seni İsrail'e götüreyim. Neden? İsrail'de nüfusları yok. Toprağı işgal etmişler. Kimi çalıştıracaklar? Bulamadıkları için, İsrail insanlar da korkudan gitmediği için bu zencilere Yahudi olduklarını yutturmuş, uydurduğu belgelerle onlara Yahudilik payesi vermiş. 3-5 çuval un, bir avuç pirinç için onlar da karnlarımız doydu deyip Yahudi olmayı severek kabul etmiş ve uçaklarla kaçırarak İsrail'e götürmüş. Arkasından da bugün Filistin'de Filistinlilere, Müslümanlara en büyük işkenceyi yapan Yahudiler haline gelmişler. Bu falaşalar diyorlar ki Yahudilere, bak ben senden daha fazla Yahudiyim. Bak ben bunlar neler yapıyorum. İşte o insanlara siz Yahudisiniz diyen insan kim? Haim Nahum. Bunu bu kitapta öğrenebiliyorsunuz detaylarıyla. Aynı zamanda birçok başlığı var. Bunları aldığınız zaman okuyabilirsiniz. Bu kitap bizlere düşmanımızı tanımak, neler yaptığını bilmek ve bir Yahudinin neler yapabileceğini, bir Müslümanın da karşısında neler yapması gerektiğini çok net anlatıyor. Arkasından gelen kitabım budur. Hüseyin Serkan Elönü, Haim Nahum, Küresel Kitap'tan yayınlanmış. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ikinci kitabımız bu. Şimdi gelişme faslında üçüncü kitabımıza geçiyoruz. Okunmasını tavsiye ettiğimiz bir üçüncü kitabımız ise Kendinize Murat, Toprağımızın Kokusu kitabı. evet. Kendinize Murat, Toprağımızın Kokusu. Bu benim elimdeki eski baskısı. Bunun yeni baskısı yapıldı. Uzun bir süre baskısı yoktu, bulunamıyordu. Ama şu anda kitabın yeni baskısı var ve çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Kendinize Evet. Murat, öncelikle bundan bahsetmek lazım. Yani kendinize Murat, dördüncü Murat'ın torunu Selma Sultan'ın kızı. Yani kim? Osmanlı hanedanı mensubu. Şimdi Osmanlı hanedanı deyince bizler hep zannediyoruz ki dini bütün,
İslam'ı yaşayan bir Müslüman. Öyle değil. Kendinize murat, sürgün hayatı yaşamış. Annesi, babası, büyükleri hepsi sürgünde yaşamış. Bak yine burada Allah rahmet eylesin Erbakan hocamıza bir Fatiha okumamız lazım. Osmanlı hanedanına ülkelerine dönmek, Türkiye'ye dönme iznini veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda çalışmayı yapan kişi Erbakan hocamızdır. Hocamız Allah rahmet eylesin. Bugün Osmanlı hanedanı ülkesine dönmüştür. Ama Allah rahmet eylesin. Avrupa'da yaşayanlar Osmanlı soyu değişmiş, dönüşmüş. Kendinize murat da Fransa'da yaşamış. Fransız bir gazeteci. Tamamen laik bir yapıyla büyümüş. Laik kafayla büyümüş. Laik bir hayat yaşamış. Bir kişiden bahsediyoruz. Bu Toprağımızın Kokusu, Filistin ve İsrail'in Sesleri kitabı da kendinize Murat'ın ya 1980'lerde orada bir köy var uzakta, bir şeyler oluyor. Birileri zulüm var diyor. Birileri Filistinler katlediliyor diyor. Ötekiler de diyor ki olur mu ya? İsrailliler katlediliyor. Avrupa'da bu algı olunca gazetecilik kimliğiyle atlıyor ve oraya gidiyor. Birebir görüştüğü aileler, görüştüğü kurumlar, irtibata girdiği insanlar ile yapmış olduğu röportajları, mülakatları kitaplaştırmış. Yaklaşık olarak 362 sayfa. 362 sayfayı da gözyaşları içerisinde okursunuz. Yahudilerin Kudüs anlatmasını, Yahudilerin orada yapılan, Müslümanlara yapılan işkenceleri anlatmasını, bir Müslümanın evinden çıkıp işine giderken ne çileler çektiğini, bir Müslümanın bir evine dört oğluna birer göz oda yaparken ne çileler çektiğini veyahut da bir kimlik kartı alabilmek için ne badireler atlattığını bu kitapta net bir şekilde ifade ediyor. Ve şunu söyleyeyim. 1, 2, 3, 5, 7, 10 defa arka arkaya okursunuz ve gözyaşları içerisinde okuyacağınız bir kitap. Gerçek, yaşanmış. Yani dediğim gibi Yahudi'yi de anlatıyor, Hristiyan'ı da anlatıyor, Müslüman'ı da anlatıyor. Tamamen gidip gördüğü olaylar anlatıyor. Muhteşem bir eser. Alıp okumanızı tavsiye ederim. Evet. Allah razı olsun. Bu kitabı özellikle sanıyorum ısrarla üzerinde durdunuz. Kenize Murat, Toprağımızın Kokusu, gözyaşları içinde okunacak bir eserdir ifadesini de kullandınız. İnşallah Cenab-ı Allah okumayı nasip etsin hepimize. Şimdi 3 giriş faslı, 3 de gelişme faslıyla sanıyorum bu bölümü bitirdik değil mi Tevfik Hocam? Şimdi 4 diyelim. 4 diyelim. Peki buyurun o zaman dördüncüyü de alalım inşallah. Dördüncüsü de Taha Kılınç'ın Kudüs Yazıları. Taha Kılınç'ın Kudüs Yazıları da Aşina Kitap'tan çıkmış bir kitap. Aşina Kitap yayın evi günümüzün en sağlam, en düzgün, en güzel yayın evlerinden birçok kitabını alıp okuyabilirsiniz. Hakikaten çok değerli kitaptan neşreden bir yayın evi. Peki, Taha Kılınç Yazıları. Evet, Taha Kılıç kim? 1980 doğumlu. Bunu özellikle belirtiyorum. Yani yaşı bizimle biri olanlar şunu hemen bir kendilerine sorsunlar. Arkadaş ben ne yapıyorum ya? Bizden çok daha küçüklüğünden bahsediyorum. 1980 doğumlu, Kartal İmam Hatip mezunu. Kartallılar tabii hemen bu noktada bir gene sevinecekler. Biliyorsun günümüzde bir Kartal İmam Hatip furyası var. Ama ama kendisi hakikaten geldiği yere tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş birisi. Halen Yeni Şafak gazetesinde haftada iki gün Orta Doğu ve İslam dünyası makaleleri yazıyor. Bu kitap tamamen Taha Kılınç'ın Kudüs'le ilgili, Orta Doğu ile ilgili makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir kitap. Büyük bir bilgi birikimi var. Büyük bir siyasi birikim var. Orada yaşananları çok net bir şekilde ortaya koyan, Orta Doğu'nun genel bakış açısını bizlere sunan bir kitap.
İçindekilerden birkaç tanesini söyleyeyim. İnya'dan Kudüs'e. Yangın hala sönmüş değil. Eski Türkiye'de olsaydık. Filistin, cami avlusundaki bebek. Doğu cephesinde değişen bir şey yok. Kudüs kitaplığı. Kudüs, ey Kudüs, yeniden. Filistin'i bölüşmek. O hutbe. Önce caiz, şimdi haram. Netanyahu ne yapsa ne etse. Gibi başlıklarla ve sadece başlıklarla, yazıyla da yetinmemiş. Kitabın birçok sayfasında o anlara dair bize belgeleri, bilgileri, yani örneğin Mescid-i Aksa'nın yakılması, 1969. fotoğrafları, orijinal fotoğraflar, yani Ürdün Kralı'nın Aksa'ya girişi, Evet. gazete türleriyle tamamıyla bir belgesel çalışması diyebileceğim, kısa kısa, net net, yani Mehmet Görmez'in Kudüs'e gitmesi ve Kudüs'te bir hutbe vermesi. Müthiş bir olay. Bunları bize anlatan ve Orta Doğu hakkında bilgi edineyim, yani Orta Doğu'nun Kudüs'e bakışını göreyim, bir okuması gerektiğine inandığım bir kitap. Gelişme kısmımızın da son kitabı olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostum. Şimdi inşallah bu kısmı da böylece nasip olursa bitiriyoruz. Ben tekrarını yapıyorum ki akıllarda net kalsın. Kıymetli dostum, kıymetli arkadaşım, Tevfik Yazıcılar. Hemen şöyle tekrarını ifade etmiş olayım. Kıymetli arkadaşlar, ilk kısımda giriş faslında söylemiş olduğumuz kitapların hemen ardından gelişme kısmında bir Sefer Turan Allah'a ısmarladık Kudüs, iki Hüseyin Serkan Elönü Hayim Naum, üç Kenize Murat Toprağımızın Kokusu ki Tevfik Yazıcılar kardeşim özellikle gözyaşları içerisinde gerçekten okuyabileceğiniz bir kitap ifadesini kullandı. Dört ise Taha Kılınç'ın Kudüs Yazıları kitabını okuyabileceğinizi ifade etmiş oldu. Şimdi giriş ve gelişme kısmının ardından biz geçenki yayınımızda da söylemiştik. Sonuç kısmı yok dedik. Hatta tebessüm ettik Tevfik'le karşılıklı olarak. Bundan sonrası ucu açık. Niçin? Çünkü bundan sonra diyor Tevfik Yazıcılar ne okursanız okuyun Kudüs'le ilgili. Çünkü diyor temelleri atmış olacaksınız. Yani giriş kısmındaki üç kitapla ve sonrasında gelişme kısmındaki dört kitapla temeli attıktan sonra Kudüs'le ilgili aslında birçok şeyi okumanıza artık zaten ihtiyaç haline gelmiş olacak diyor. Ben sözü kendisine veriyorum. Bundan Buyurun. sonra okuyacakların tamamıyla bilgileri dolduracak. Evet. Hani demişler ya, Kudüs ey Kudüs. Evet. Kudüs ey Kudüs'ün ilk baskılarından biridir şu anındaki. Yazarları da zaten isimlerini okumak her zaman zor geliyor. Larry Collins, Dominic Evet. Lapierre. Evet. Şimdi bu Kudüs ey Kudüs'ü ben normalde sıralamaya almıyorum. Evet. Neden almıyorum? Kudüs ey Kudüs'ü okuduğun zaman bir şey anlamak istiyorsan, anlayabilmek istiyorsan önce kendini bilgilerle donatman lazım. Sen bu kitapları okuyup bilgilerle kendini donatmazsan bu kitaptan hiçbir şey anlamazsın. Kudüs'ten sıkılırsın. Mescid-i Aksa'dan sıkılırsın. Öyle bir anlatım dili, öyle bir belge niteliği. Ama sen bu konuda uzmanlaştıktan sonra Kudüs, Mescid-i Aksa konusunda, Filistin konusunda, Orta Doğu konusunda ben yeterli bilgi aldım, daha fazla, daha ileri gideceğim diyorsan işte bu. O zaman bunu okuman lazım diyorum. Evet. Bu kısmı geçiyorum. Evet. Burada değişik bir kitaptan bahsedeyim. Faik Bulut'tan bahsedeceğim. Faik Bulut'un Filistin Rüyası isimli kitabı. Faik Bulut'un İsrail zindanlarında geçirmiş olduğu 7 yılın hikayesi. Öteki yayın evinden çıkmış. Faik Bulut'un bu Filistin'le ilgili, oraya gidişiyle ilgili bir iki kitabı daha var. Onlar da aynı mahiyette. Faik Bulut kim? Faik Bulut bir solcu. Yani Marksist. Daha doğrusu Maocu mu?
yani kendi içerisinde bana anlattığı fraksiyonları ben çözemedim. Evet. Lenin'den bahsediyor, Troçkistler'den bahsediyor, Mao'culardan bahsediyor. Kendi Musa Kaypakkaya'nın ayrılışından bahsediyor. Deniz Gezmiş'ten bahsediyor. Yani kitabın giriş şu. Biz solcular bu ülkede, Türkiye'de devrim yapmak için yola çıktık. Köy köy, dağ dağ, her yeri gezdik. Devrim yapmak için elverişli şartları oluşturmaya çalıştık. Ama baktık ki 80 darbesi geldi. Hepimizi tek tek yakalamaya başladılar. Biz de dedik ki gidelim silahlı eğitimimizi, bomba eğitimimizi tamamlayalım. Nerede yapabiliriz? Hemen dedi Filistin'e gidelim. Niye? Orada da bir sol devrimi gerçekleştirme ihtimalimiz var. Arapların milliyetçilik akımlarıyla ilişkilerinden orada bir sol devrim, FKÖ ile olan bağlantıları Filistin'de bir sol devrim yapma amacıyla Filistin'e gidiyor. Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin sonucunda kaçarak Filistin'e gidiyor. Lübnan'da bir kampta eğitim aldığı bir süre içerisinde Lübnan'daki kampı İsrail askerleri tarafından bir gece yarısı basılıyor. Türkiye'den oraya giden 13 arkadaşı orada İsrail askerleri tarafından katlediliyor. Kendisi de vücudunda 5 kurşun yarısı alıyor. ABD esnasında diyor ki daha sonra ben İsrail sorgularında hep inkar ettim ama birçok İsrail askerini orada öldürmüştüm diyor. Yakalanıyor. 5 kurşun yarasıyla uçakta İsrail'e götürülüyor. Ve oradaki sorgulama aşamasını, hapishaneleri ve hapishanede geçirdiği 7 yılı anlatıyor. Bunu neden söylüyorum? Faik Buluk kendisini Allah'a inanmayan bir insan olarak tarif ediyor. Kitapta da var. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Maalesef. Böyle bir insanın sol görüntü ve sol devriminden bahseden bir insanın Filistin'e ve Filistin'in davasına olan hizmetinden bahsediyorum. Neler çekmiş, neler yaşamış, Araplarla karşısında neler hissetmiş ve Filistin halkının Türklere, bizlere davranışları, bakış açısı, yardımları veyahut da solcuların orada neler gördüklerini bizlere çok iyi anlatıyor. Değişik bir bakış açısı edinmek istiyoruz derseniz bir solcunun gözünden Filistin davasında bu kitaptan okuyabilirsiniz. Tekrar söyleyelim, Faik Bulut. Filistin rüyası. Evet, Faik Bulut, Filistin Rüyası. Evet, Tevfik Yazıcılar, devam ediyoruz. Sıradaki kitap var. Buradan sonra söyleyeceğim kitaplar geniş güzel olarak değişik farklı fraksiyonlardan farklı kitaplar. Buradaki kitapların yerine bunu çıkartıp bir başkasını ekleyebilirsiniz. Bu Çünkü size kalmış. her kitabı konuşmak mümkün değil. Çok fazla kaynak var. Bizim Uluslararası Genç Aktivistler Derneğimizin merkezi Fatih'te, İskenderpaşa Camisi'nin hemen arkasında. Dernek Evet. merkezimizde 200'e yakın basılı kaynak kitap, değişik bakış açıları, değişik yazarlar, bambaşka dünyalar kitapları bizde mevcut. İsteyen gelip alıp okuyabilir. Ama şunu söylüyorum. Herkes kendi yolunu, kendi araştırmasını kendi kazarak kazarak bulacak. O yüzden ben değişik konulardaki değişik kitapları söyleyeceğim. Ha neden o kitap yoktu? Diyebilirsiniz. Mutlaka o kitabın da bir açıklaması vardır. Ama ben bugün elimde bulunanlar, burada bulunanlar üzerine konuşuyorum. Bunu belirteyim. Evet. Bir diğer kitabımız Göçebe Kimlik. Göçebe Kimliğin yazarı kim? Gilad Atzmon. Yahudi kimlik siyaseti üzerine bir inceleme. Gilad Atzmon kim? Bir Yahudi. Bu Yahudi ne diyor bizlere? Ya arkadaş diyor. Biz bir yerde hata yaptık. Biz İsrail devleti olarak yapmış olduğumuz hata Filistinlilere çok işkence ettik. Onların kimliklerini mahvettik. Bizim de herhangi bir yaşama şansımız kalmadı. Bir İsrail'in aslında itirafları diyebiliriz. Ama şunu belirteyim. Her ne kadar böyle cesur, doğru, açık yazdığını iddia etse de İsrail devletine karşı olsa da
Sonuçta bu da bir Yahudi ve Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesinin rüyasını o da kuruyor. Bir hataya düşmeyelim. Bir yazar bizlere Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın anlamını değil, Filistinlerle iyi olmak, kardeş olmaktan bahsediyor diye onu biz iyi bir insan, bak bizi de düşünüyor Ya da olarak görmemiz. ne kadar güzel işte Filistinler savunuyor mantığı değil diyorsunuz, anladım. Değil. Evet, buyurun. Bak, burada bir cümlesini okumak istiyorum. Özellikle Tabii altını buyurun. çizdiğim cümle. Diyor ki pek çok İsrailli için şalom barış anlamına gelmez. Biz zannediyoruz ki şalom denildiği zaman bütün dünyada barış anlamına gelir. Şalomu bir esenlik, bir barış sizinle olsun, esenlik sizinle olsun anlamında kullanıyorlar zannediyoruz. Ama bak kendi itiraf ediyor. Pek çok İsrailli için şalom barış anlamına gelmez. Güvenlik ve sadece Yahudiler için güvenlik anlamına gelir. İşte sözün özü bu aslında. Güvenlik sadece Yahudiler için olacak. Evet, Bu peki. da bir bakış açısıyla kendi yapmış oldukları hataları, kendi yapmış oldukları yanlışları tek tek anlatıyor. Erdemli Yahudi olmayı, antisemitizmi ve bunların niye bugüne geldiğini anlatıyor. Farklı bir bakış açısı. Okumakta fayda var. Dediğim gibi ama onun da bir Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Mabedi'ni kurmak emin olan bir Yahudi olduğunu unutmadan okumamız lazım. Evet. Peki devam ediyoruz. Gilad Atzmon Göçebe Kimlik kitabını da bu arada ifade etmiş olduk. Sıradaki kitabımıza geçiyoruz. Kudüs'e dair okunacak kitapları konuşuyoruz. İkinci Abdülhamit Han ve Filistin. Refik Şakir En Netçe. Mostar yayınlarından çıkan bir kitap. Şimdi bu kitap niye önemli biliyor musunuz? İkinci Abdülhamit Han ve Filistin konusunu biz Türkler hep gururla söyleriz. Neden? Abdülhamit Han Kudüs'te bir karış toprağı Yahudilere satmamıştır. Devlet ne kadar borç içerisinde yüzerse yüzsün, ne derece Evet. para olursa olsun, kanla alınan toprak ancak kanla verilir demiştir. Bizim Evet. için böyle. Peki ya Araplar için Abdülhamit nasıl biri? Hiç bunu düşündün mü? Nerede, ne zamandan bahsediyoruz? Abdülhamit Han devrinden bahsediyoruz. Ortadoğu'nun Ya. başladığı yıllardan bahsediyoruz. Ayaklanmaların olduğu, İngilizlerin oyunlar yaptığı, kahpelikler yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Abdülhamit Han'ın Orta Doğu'daki aşiret reislerinin, Orta Doğu'daki devlet büyüklerinin tamamının evlatlarını akıllı durun ha demek için veyahut da bak bu tehlikeler geliyor. Sizin daha iyi eğitim almanız lazım diye İstanbul'a saraya aldığı bir zamandan bahsediyoruz. Orta Doğu'dakiler ne düşünür? Ya kardeşim bizim şeyhimizin oğlunu sen niye aldın, kaçırdın? Sen bize zulmediyorsun mu diyor. Yoksa Abdülhamit Han'a Allah razı olsun Kudüs'ü savundu, Mescid-i Aksa'yı savundu, Filistin'i savundu mu diyor. İşte Türkiye'de Türkçe çevirisi yapılan ben ilk olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum ama sanırım öyle. Bir Arap'ın gözünden Abdülhamit Han ve Filistin'in işlendiği çok önemli bir kitap. Tamamen o günler anlatıyor. O günlerde Arapların Filistin'e bakış açısını anlatıyor. Evet, Tevfik Yazıcılar, çok teşekkür ediyoruz. Böylece üçüncü kitabımızı da ifade etmiş olduk. Geçiyoruz bir diğer tavsiyenize, bir diğer kitaba. Önemli bir kitaptan bahsedeceğim. Nuri Pakdil'in Anneler ve Kudüsler kitabı. Şimdi bugün üçüncü kez rahmetli Necmettin Erbakan hocamdan bahsediyorum. Allah ondan razı olsun. Amin. Bizlere Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, bizlere değil, bütün dünyaya inananların, Müslümanların Kudüs davası olduğunu anlatmış, çıkmış, söylemiş, direnmiş
Bunun için idamla yargılanmış. Kudüs mitingini yaptığı için idamla yargılanmış. Partileri kapatılmış. Hiç yılmamış. Hayatı boyunca bize Siyonizmi, Kudüs'ü ve silahları anlatmış. Bunu burada niye ifade ediyorum? Şimdi yakın Türk tarihine bakarsak Cumhuriyet tarihinde biz Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı unutmuşuz. Ne şiirlerimizde, ne hikayelerimizde, ne romanlarımızda Kudüs Mescid-i Aksa neredeyse Cumhuriyet tarihine hiç geçmemiş. Ne zamana kadar? Necmettin Erbakan hocamız Kudüs diyene kadar. Allah rahmet eylesin. Sonra edebiyatımızda Kudüs'te yer bulmuş. İşte bunlardan biri Nuri Pakdil hocamızın Anneler ve Kudüsler şiir kitabı. Tamamen şiirlerden oluşmuş edebiyat severler için mutlaka okunması gereken edebi bir metindir. Cumhuriyet tarihinin şiirlerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya en güzel yer veren yazardır. Bunu da özellikle tavsiye ederim. Evet, Nuri Pakdil Üstadı da böylece rahmetli anmış olalım. Malumunuz kendisinin çok güzel bir ifadesi var, çok güzel bir sözü var. Onu da burada mutlaka söylemiş olalım kıymetli Tevfik kardeşim. Ne diyor? Kalbimin yarısı Mekke'dir, diğer yarısı ise Medine. Üzerinde ise bir tül gibi Kudüs vardır diyor. Allah gani gani rahmet etsin. Biz ondan razıyız. Cenab-ı Allah da razı olsun inşallah. Şimdi bu Evet, noktada buyurun. geçen yayınımızda da sürpriz olarak söylemiştik. Daha sonra sen buldun sanırım, aldın herhalde. Evet. Bu noktada çok bulunmayan, neredeyse hiç bulunmayan diyebilirim. Eski bir kitaptan bahsediyorum. Ey Osmanlı, ne olur geri gel. İsrail Şamir diye bir kişinin yazdığı 10 sayfa Türkçe, 10 sayfa İngilizcesinin bulunduğu bir broşür bu. Kim basmış bunu biliyor musun? Bedir Yayınları basmış. 2007'de. Bedir Yayınları kim? Rahmetli Şevket Ege. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kim bu İsrail Şamer kim? İsrail Şamer neden Osmanlı'ya geri gel diyor. Evet. Bir de yalvarıyor. Ey Osmanlı, ne olur geri gel. Evet, öyle sıradan bir geri gel değil. İsrail Şamer Sibirya'da doğan bir Rus Yahudisi. Sibirya'da doğmuş, matematik profesörü bir dedenin torunu, Filistin Taberya'nın hahamlarının neslinden geliyor. Filistin Taberya'nın hahamları oraya gitmişler. Bu onun neslinden geliyor. İtibarlı Bilimler Akademisi'nde okuyor. Matematik, hukuk dalında üniversitede tahsili görüyor. 69'da İsrail'e geliyor. İsrail ordusunda paraşütçü olarak görev yapıyor. Bak, orduda görev yapıyor. 73 Evet. Savaşı'nın çatışmalara katılıyor. Filistinlilere karşı savaşıyor. Arkasından gidiyor. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde hukuk tahsilini devam ediyor. Arkasından ne yapıyor? Vietnam, Laos, Kamboçya, Güneydoğu'daki savaşlara gazeteci olarak gidiyor. 75 yılında BBC'ye giriyor. Londra'ya taşınıyor. Ondan sonra geliyor, İsrail'de günlük gazetelerde yazmaya başlıyor. Tabii günlük gazetelerde yazarken bir şeyin farkına varıyor bu. Diyor ki, ya biz ne yaptık ya? Biz bu Filistinleri katlediyoruz. Biz katlettikçe onlar da direniyorlar ve bize karşı savaşıyorlar. Biz Filistinlerle beraber ortak payda da yaşayabiliriz. Neden? İşte Osmanlı örneğini hemen aklına getiriyor. Osmanlı burada varken biz Yahudilerle Müslümanlar kardeşçe yaşıyorduk. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Birbirimizi katletmiyorduk. O yüzden Osmanlı geri gelmeli. Buraya Osmanlı hakim olmalı. Onun altında bir arada kardeşçe yaşamalıyız diyor. 10 sayfada bunun nedenlerini, nasıllarını anlatıyor. Ama dediğim gibi bir Yahudi olduğunu ve emellerinin son noktada Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi yapmak olduğunu unutmadan bu kitapları okumamız lazım. Çok değişik bir açı sunuyor. Osmanlı'ya olan sevgisi, Osmanlı'ya olan saygısı tamamen bir arada yaşayıp
insanların bir arada bulunabilmesiyle ilgili değişik bir Evet. kitap. Eğer bulabilirseniz, ki zor, bulamazsanız Numan kardeşim inşallah bunu PDF olarak sizlere hediye edecek. Böyle İnşallah, inşallah. bir Sözüm var. Evet, sözüm var. Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Yazıcılar. Devam ediyoruz sanıyorum, değil mi? Birkaç kitabım daha var. Onları da hızlıca geçeceğim. İsim Size olarak zahmet. Evet, olarak sanıyorum şu, verelim. isterseniz şöyle diyelim mi? Yani netleşsin, anlaşılsın diye. Biz giriş gelişmede, girişte 3, gelişmede 4 ve sonrasında 5 kitapla aslında bitirmiş olalım. Ey Osmanlı ne olur geri gelle, yani 3, 4, 5 diyelim biz bundan sonraki formülümüze. Bu 3, 4, 5 formülüyle bitirmiş olalım. Bundan sonrakiler ise Tevfik Yazıcılar'ın özelde size tavsiye edeceği, okumanızı tavsiye ettiği kitaplar olarak ifade etmiş olalım. Bunlardan bir tanesi Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi bilinmeden Kudüs bilinmiyor. Niye? Kudüs'e büyük bir hizmet olmuş. İslam Birliği'ni oluşturmak için çalışmasını yapmış. İslam Birliği'nden sonra Kudüs'ü fethetmiş bir komutan. Bunun hayatıyla ilgili Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi, Cemal Toksoy ve Fatma Toksoy hanımefendinin kaleme aldığı bir kitap. Oldukça kalın bir kitaptır. Ama anlatımı, dili, yazım dili çok akıcı ve Selahaddin Eyyubi'yi baştan sona, öncesinden sonrasına bizlere aktarır. Haçlı seferleri, Nurettin Zengi, Mısır seferi, kürek kuşatması, Kudüs'ün fethi gibi parça parça gider. Selahaddin Eyyubi'yi net bir şekilde bizlere aktarır. Selahaddin Eyyubi'yi okuyabileceğiniz en güzel kitaptır derim. Bazen şey soruldu geçen seferlerde bana Tevfik, denildi ki yani biraz roman tarzı hikayeleştirilmiş bir şekilde okuyabileceğimiz kitap denildi ama sanki Selahaddin Eyyubi bu tarz bir şey biraz, değil mi? Yani tam değil belki ama. Ne gibi bir dönem, yani yazılı kaynaklar net bir şey yok. Yazılı Evet. kaynakların olduğu Ramazan Şeşen'in bir kitabı var mesela. O kitabı okuyamazsınız. Onu bir araştırmacıysanız alırsınız, kaynak olarak okur. Yani o Anladım. yüzden ben böyle akıcı okuyabileceğim, bir şıpada bitirebileceğim kitaplar Evet. olarak bunu okuyorum. Evet. Selahattin Eyyubi'yi Ramazan Şeşen'den okuduğunuz zaman her satırında yani şu kadar ordu, ordunun bu kadarı yaya, bu kadarı attı, bu kadarı süvari, şu kapıdan, şu yoldan, şu kadar süratle, yani net olarak Yok. bilgi de veriyor. Evet, Onu evet, okuduğunda evet. biliyorsun. Sıkıldığın zaman da neye yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Ama dediğim gibi Evet. araştırmacıysan, bir konuda bir araştırma yapıyorsan, bu konuda Bu ayrı bir bilgi şey. ihtiyacın varsa başka bir kitap önerilir. Dediğim gibi burada kitap önerileri biraz böyle soyut. Herkesin farklı Doğru. okuyacak kitabı var diyorum. Doğru. Bunu da dediğiniz gibi roman tarzı yazılmış, roman gibi akıcı bir usul var. Yormuyor, evet. Aynen öyle. Evet, buyurun. Bir kitap daha. Lanet sana Yahudi, Filistin bizimdi. Bak bak, ismin güzelliğine bak. Lanet sana Yahudi, Filistin bizimdi. Emine Evet. Muhammed Makbul. Madve yayınlarından çıkmış. Arka sayfasının arka kapağını kısaca okuyacağım ben size. Diyor ki Peki yazarı tekrar alabilir miyiz acaba? Emine Muhammed Makbul. Tamam. Emine Muhammed Makbul. Filistinli çocuk 12 yaşında abi olur. 5 yıl önce askerler tarafından alıp götürülen abisinin yerine. Ve vurur taşı vurulması gerekenin beline. 12 Evet. yaşında oluyorsun. Abin İsrail askerler tarafından alınıp götürülmüş. Ama o küçücük ellerindeki o küçücük taşı asla bırakmıyorsun. Direnç, direniş. Şeyh Ahmet Yasin, Allah rahmet eylesin. Şeyh Ahmet Yasin biliyorsunuz bir Apache helikopteriyle düzenlenen suikast sonucunda şehit edildi. Şehit edildi, evet. Yasin tekerlekli sandalyede bir insan
vücudunun %80'i, %90'ı hareket edemeyen bir kişi. Sadece gözleri, ağzı ve beyni çalışan bir insan. Onu apaçe elektriklerle şehit etti bu alçak hikaye. Ona bir gazeteciyle bir röportajını dinledim. Ya diyor, şeyh diyor, İsrail'in ve Filistin'in geleceğini nasıl görüyorsun diyor. Şeyh Ahmet Yasin diyor ki, onlar yenilecekler diyor. Gazeteci de diyor ki, ya diyor, nasıl ya? Yani uçakları var, tankları var, tüfekleri var, sizin herhangi bir şeyiniz yok. Bunu nasıl iddia ediyorsunuz diyor, evet. O diyor, küçücük ellerinde küçücük taşları tutan çocuklar var ya, o çocuklar yenecek İsrail. Evet. İmana bak, azme bak, aşka bak. Bugün o küçücük ellerindeki küçücük taşları tutan, işte bak Muhammed Emin yaşındaki çocuklar, o gün Ahmet Yasin'in karşısında Muhammed Emin gibi küçücük ellerinde küçücük taşları tutan çocuklar, o taşları o gün İsrail askerine attılar. Burada dediği gibi vurdular taşı vurulması gereken beline, ama bir şey daha yaptılar. Kendilerini eğittiler. Üniversitelere gittiler. Kendilerini geliştirdiler. Dünyanın her yerinde okuyan Kudüslü gençlere görürsünüz. Eğitimini aldı. Doğru Kudüs'e geri geldi. Doğru Kudüs'e geri geldi. Bu çocuklar bugün o İsrail'i, yani düşünsenize, Gazze gibi dört tarafı çevrilmiş izole bir yaşam içerisinde yaşayan insanlar kendi füzelerini ürettiler. Kendi kendilerine yetiyorlar. Kendi kendilerine bakıyorlar. Evet. Ama bugün o İsrail'i dize getiriyorlar. İnşallah bu kitap ilk başta konuştuğumuz Ahmet Varol'un kitabı gibi güzel bir başucu kitabıdır. Çok bulunabileceğini düşünmüyorum. O yüzden böyle arka sıralarda söylüyorum. Ama bulabilen olursa alsın, mutlaka okusun diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki kitapla hızlıca devam edelim inşallah. Epey de vakti geldi. Ahmet Varol'dan bahsetmişken, Ahmet Varol'un iki kitabını da kısaca belirteyim. Çünkü Ahmet Varol, evet, bu konuda hakikaten özverili ve şu an kendisi hayatta, bu konuda zaten gidip görüşebilirsiniz. Randevu alabilirsiniz, kendisini bulabilirsiniz. Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunu ülkemizde ilk dile getiren yazarlardan birisi. Bunun ilk kitaplardan biri de Filistin Davası'nın İslami Temelleri. Filistin Davası İslami Temelleri kısmında bizlere Ahmet Varol ilk kitabında, ilk başlattığımız kitapta söylediğim gibi Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı bir kısmını anlatıyor. Ama onun yanında neyi anlatıyor bizlere? Örneğin istişadi eylemler. Bugün pek gündemde kalmadı ama bir zaman Türkiye'sinde çok konuşulan. Yani bir Müslümanın kendisinin üzerine bomba bağlayıp gidip İsraillileri katletmesi caiz midir? Yani kitapta bundan bahsediyor aslında bir miktar. Bunu nereden alıyor? Bu hükmü nereden alıyor? Bunu ayetlerle, ayetlerle tek tek anlatıyor. Evet. Evet. Bir Müslüman istişade eylem yapabilir. Bunun da gerekçeleri bu budur. Bu kitapta ondan bahsediyor. Ne diyorlar mesela? Yahudilerin kadınları var, çocukları var. Onlar da ölüyorlar burada. Bir Müslüman böyle bir şey yapabilir mi? Tek tek anlatıyor. Evet. Peki. Yansız kim? Kim öldürülebilir, kim öldürülemez? Müslümanlar bu eylemlerde nelere dikkat ediyorlar, niye yapıyorlar gibi Filistin davasındaki önemli temelleri İslam açısından ayetler, hadislerle anlattığı bir kitap. Evet, Ahmet Varol'un Filistin Davası'nın İslami Temelleri kitabı. Bir sonraki kitaba geçelim. Ahmet Varol'un Filistin hakkındaki Yanılgılar kitabı. Bu da seninle daha öncelerde konuştuğumuz gibi programlarımızda Filistin hakkında biz birçok şeyi yanlış biliyoruz. Yani hala ağlama duvarı diyoruz Burak Duvarı'na. Hala Sarı Kubbe mi Mescid-i Aksa, Gümüş Kubbe mi Mescid-i Aksa, neresi Mescid-i Aksa'yı tartışıyoruz. Evet. Yani bunun gibi, affedersin ama Zerzavat'ın biri çıkıyor diyor ki, Hazreti Süleyman'ın kabrini buldum. Nerede? Mescid-i Aksa'nın hemen yanında falanca binanın altında. İsrail'e diyor ki git o binayı işgal et. Hazreti Süleyman orada. Ne? Kocaman bir Osmanlı yapısı. Müslümanların sahibi oldu, Müslümanların bulundu. Git diyor orayı işgal et. Biz, evet, anlatıyoruz tabii salak salak. Hazreti Süleyman'ın kabri bulunmuş.
İşte bu kitapta Filistin hakkındaki yanılgılarımızı anlatıyor. Arapların toprak satıp satmadığı gibi birçok konuya değiniyor. Bu da güzel bir araştırma kitabı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun devam edelim. Hızlıca isimlerini en azından birer cümleyle ifade ederek. Okumadığım ama önemli gördüğüm bir kitap. Henüz de okumadım daha. Yeni hediye etti arkadaşlarımız sağ olsunlar. Semerkant yayınlarından. Britanya'nın Orta Doğu politikası ve Gertrude Bell. Gertrude Bell denilen kadın İngiliz politikaları, Orta Doğu'daki politikaları üzerine çok önemli bir şahsiyet. Gertrude Bell gelmiş Abdülhamit Han'la görüşmüş. Arkeolog olarak izin almış. Orta Doğu'yu karış karış gezmiş. Muhteşem bir fotoğraf albümü de vardır. İnternette ararsanız bulursunuz. Fotoğraf albümünde o günün Kudüs'ünü, Mescid-i Aksa'sını, Orta Doğu'sunu, Suriye'sini, Beyrut'unu, şeyini hepsini tek tek görürsünüz. Bu Gertrude Bell'in yapmış olduğu şey asıl neydi? Arkeologluk değil. Oradaki kabileleri tek tek incelemekti. Gitti. Hangi kabilede kim var? Bu adamı kimi sever, kimi sevmez? Türk müdürler mi olur, Türk müdür? Ben bunu nasıl kandırırım? Diye bugünkü İsrail işgalinin kapısını açan oradaki şeyin İngiliz hükümetinin oraları ele geçirmesine sebep olan kadının ta kendisidir. Bunun hayatıyla ilgili yapılmış en iyi çalışmalardan biridir. Bunun da mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir diğer kitabım Beşir'le Vals. Bu Beşir'le Vals kitabı çok ilginç bir kitap. Kim? Ari Folman ve David Polinsky. Bunlar kim? İki Yahudi katil diyeyim ben ya. Lübnan'da Sabra ve Şatilla'da yapmış oldukları katliamdan bahsediyor. Bu katliam biliyorsunuz Sabra Şatilla'da 3000'den fazla Müslüman şehit edildi bir günde. Evet. Hristiyan evangelistler tarafından. Ama asıl emri veren kim? Ariel Sharon. Yani Yahudiler. Burada bu katliamı yaptılar. Bu adamlar neyi sorguluyorlar biliyor musun? Diyorlar ki lan biz yanlış mı yaptık ya? Biz oraya gittik, insanları katlettik. Biz orada bir yanlış hareket yaptık herhalde ya. Deyip kendilerini sorguladıkları bir kitap. Kitabın bir özelliği de ne? Bir çizgi roman. Fotoroman. Animasyon. Ne diyorsunuz buna bilmiyorum artık. Evet, fotoroman. Evet. Bunun filmi de var. Aynı şekilde çizgi roman olarak, fotoroman olarak, animasyon olarak yapılmış Beşir'le Vals filmi de var. Bunu da mutlaka izleyin. Aynı filmin karelerinden oluşturulan bir kitap. Bu kitap da çok eğlenceli bir kitap derim ben. Evet. Filmini de YouTube sayfamdan da Evet. bulabilirsiniz. Ve son kitabım Hanzala. Muhammed şey Naci El Ali'nin Hanzala karikatür kitabı. İçerisinde tamamıyla karikatürler var. Hanzala karikatürü Hanzala kim? Şurada görmüş olduğunuz 10 yaşındaki çocuk. Öyle Evet. tarif ediyor Naci El Ali. Hanzala 10 yaşında bir çocuktu diyor. Başı açık, ayağı çıplak, üzeri yamalıklı, yüzünü hiç dünyaya dönmedi. Naci El Ali yüzünü hiç çizmedi. Kendini çizmiş aslında. 10 yaşında Kudüs'ten sürgün edilmesini çiziyor. Ve 1980'lerde Avrupa'da, çünkü sürgüne gittikten sonra Londra'ya taşınıyor. Londra'da da çizimlerine başladığı zaman çok ses getiriyor. Öyle ince esprileri var ki, öyle ince çizgileri var ki dünyada insanlar diyor ki ya Allah Allah müthiş bir karikatürist bu. Çizimi de muhteşem. Bu bir şey anlatıyor. Bütün dünyanın gözleri Naci El Ali'nin üzerine çevrilince Naci El Ali Londra'da evinden çıkıp gazeteye giderken Mossad ajanları tarafından katlediliyor. O yüzden Hanzala bugün yetim. Hanzala yüzünü dünyaya hiç dönmedi. Neden biliyor musun? Hiç çizmedi. Dedi ki dünya Kudüs'e sırtını döndü. Ne zaman ki Kudüs özgür kalır o zaman Hanzala'nın yüzünü çizeceğim demişti kendisi. Biz de Evet. diyoruz ki Hanzala yetim değil.
Hanzala'nın bugün binlerce abisi ablası var. Hepimiz onun yanındayız. Hanzala yüzünü dönene kadar çalışacağız inşallah diyorum. Ve kitapları bu şekilde bitiriyorum. Başlıklar Evet, halinde çok. kitap göstermeden birkaç tane daha ana kaynak verebilirim. Tabii birkaç kaynak daha verelim, böylece bitirelim inşallah. Yani Piri İntifada Şeyh Ahmet Yasin. Bu da bir Anladım. roman kitabıdır. Mehmet Ali Gönül yazmıştır. Hamas'ın kurucusu Ahmet Yasin'in hayatı. Şeyh Ahmet Yasin'i tanımadan, Şeyh Ahmet Yasin'i okumadan Filistin'i biliyorum demezsin kimse. Evet. Müthiş bir mücadele. Tamamıyla. Mutlaka bu kitabı okumalarını tavsiye ediyoruz o zaman. Bir diğeri Doktor Abdullah Azzam'ın Emperyalist İskender'e karşı topraklarımızı savunma kitabı. Abdullah Azzam kim? Afgan cihadının efsanevi komutanlarından. Afgan Evet. cihadının önde gelen komutanlarından. Kendisi Filistinlidir. Filistin'deki topraklarımızı nasıl savunacağını anlattığı kitap. Diğer kitap Şehit Doktor Abdülaziz Rantesi'nin Hatıralar kitabı. Abdülaziz Rantesi kim? Şeyh Ahmet Yasin'den sonra Hamas'ın başına geçen şehit komutan. Onu da Apache helikopterleriyle gene füzelerle vurarak şehit ettiler. İsrail bu kadar korkak, bu kadar alçak. Bir füzeyle yanındaki onlarca kişi de şehit ediyor. O kadar Evet. korkak olduğundan bahsediyoruz. Onun hatıraları ve bir diğer kitap Ali Rıza Akgün'ün Filistin direnişinin önderi ve sembolü Şeyh İzzettin Kassam. İzzettin Kassam kim? Mücadelenin ilk başında İngilizlere karşı gelen ve yanındaki 500 arkadaşıyla beraber İngilizlere karşı ilk bayrağı açan, ilk karşı duran mücahit komutan. Ve Evet. İngiliz tarafından bütün çevresi kuşatılarak tamamının son mücahit şehit olana kadar kurşunladıkları ve orada şehit ettikleri Şeyh İzzettin Kassam. Bugün biliyorsun Evet. Hamas İzzettin Kassam tugayları da vardır. En Evet, bu arada ben bir şey söyleyeyim hemen. Allah ömür verir nasip olursa. Büyük Filistin turumuzda Hayfa'daki kabrini ve mescidini görmemi imkanımız da olacak. Bendeniz gittim. Kendisinin kabri Hayfa'da, mescidi de var. İzzettin El Kassam Mescidi. Görmek mümkündür. Onu da söylemiş olayım. İnşallah. Evet. Mesela bir diğer kitap Gassan Kanafani'nin Filistin Çocukları kitabından bahsedebilirim. Gassan Kanafani bir Hristiyandır ama Filistin'in çocuklarının çektikleri ızdırapları bir çocuk gözü çocukların gözüyle bize aktarıyor. Değişik bir kitap. Okumakta fayda var. Tabi Roger Garodi'den bahsetmek lazım. Roger Garodi'nin İlahi Mesajlar Toplanan Filistin kitabı gerçekten de bir başyapıttır. Çok böyle şeye bakar aslında. Roger Garodi oryantalist bir bakış açısı vardır ama kitap birçok kitabın kaynağıdır. Hep oraya atıfta bulunurlar. Hep ona atıfta bulunurlar. O yüzden bir başucu kitabı olarak alınıp okunabilir. Veya bir tane şey söyleyebilirim. Zekeriya Kurşun'un 100 Soruda Kudüs var mesela. Evet, o da güzel bir eser. Anlamıyla Türk milliyetçisi açısından bakar ama. Evet. Birçok doğru bildiğimiz yanlışı, yanlış bildiğimiz doğru birbirine katan bir Yok. milliyetçi bakış açısıyla bakıyor. Şu manada söyledim, yani bir kitap olarak okunabilecek bir kitap. Evet. 100 tane sonra da bitiriyor. Tabii. Benim söyleyeceklerim bu Evet. kadar. Çok Son bir teşekkür tane ediyoruz. Evet. yapayım. Bir tane sürpriz yapayım. Bugün gene arşivimi karıştırırken, seninle konuştuktan sonra arşivimi karıştırırken çok üzerine konuşmadığımız birisi. Şu kitabı göstereyim. Evet. Cevat Rıfat Atilhan. Cevat Rıfat Atilhan'ın İsrail kitabı. Şimdi bu adam kim? Bu adam kim? Hemen birkaç şey okuyarak söyleyeceğim. Yani çok akılda kalmıyor. Neden? Cevat Rıfat Atilhan bir dönem, bak biz unutmuşuz. Kaçlardan bahsediyoruz? 50'ler 60'lar. Bizim Tabii. bildiğimizde yapmamışlar. 1951'de İslam Demokrat Partisi adında bir parti kurmuş birisi. İslam Demokrat Partisi ne zaman kapatılıyor biliyor musunuz? Bu meşhur Malatya suikastı var ya, Ahmet Emin Yalman. Evet.
Ahmet Emin Yalman zaten Yahudidir. Onun kurşunlanması neticesinde bunun yaptırdığı iddiasıyla parti kapatılıyor. Bunu koyduk bir yere. Kendisi milli mücadelede en ön saflarda bulunmuş birisi. Milli mücadelede Mustafa Kemal'le beraber hareket etmiş. Vahdettin'den gidip onay almış. Bir müddet idamda yargılanmış, sonra kaçmış. Zonguldak Çaycuma ailesinde bildiğin milli mücadelenin kahramanı. Büyük bir komutan. Gitmiş Sina çöllerinde savaşmış. Gitmiş Sina çöllerinde Yahudi casuslarını tek tek bulup astırmış. Ne zaman? Osmanlı'da. Biz bunu tamamen unutmuşuz. Bunun İsrail'e karşı muhteşem bir savaşı var. Evet. Dünya Mültecileri İsrail. Bir kitap. Evet. Kendi vesikalarına göre Masonluk nedir? Yine önemli bir kitap. Dünya istilacıları. Tamamen Yahudiliği ve Masonluğu anlatıyor bu kitaplarında. Belirteyim. Yahudi casusu Suzi Lieberman. Musa Dağı. Gizli Devlet ve Fesat Programı. Türk Oğlu, Düşmanını Tanı. İğneli Fıçı, Tarih Boyunca Yahudi Mezalimi. İğneli Fıçı'nın nereden geldiğini anlatıyor sana ama Yahudilerin yaptığı zulümler öyle güzel anlatıyor ki. Bunlar yeniden basılmış, devrin tarihine hediye ettiği yeni basımları bunlar. Evet. Suriye cephesinde kahramanlar ve hainler, bütün açıklığıyla İnönü Savaşları, ki İnönü Savaşları'nda buraya bağlar, Yahudilerin oradaki şeylerine bağlar. Çok ilginç bir komutandır. 62-65'e yakın Yahudilerle de Masonlar üzerine eseri vardır. Ben bu kadarını bulabildim. Şu an birçok eseri kayıp ama kendi Evet. hakkında mesela şöyle bir kitap daha yazılmış. Cevat Rıfat Atilhan'a Yahudiler neden saldırıyor? Adam gitmiş buna. Kitap hazırlamış. Veyahut da Cevat Rıfat Bey'in Milli Mücadele Anıları diye kitaplar hazırlanmış. İlginç bir karakter, ilginç bir kişi. İncelenmesi ve okunması gereken bir şahıs. Yahudi casusları bizzat gitmiş, bulmuş ve normalde onların yaşatılması istemesine rağmen kurşuna dizerek öldürtmüş. Bir Yahudinin bu casusun ölmesi dünyaya hayırdır deyip İngilizlere kaptırdığımız yerleri, yani Mustafa Kemal'in Sina Yarımadası'nı oraları terk etmesini falan yerden yere vuruyor. Uzun uzun anlatıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. O yüzden Evet. bize unutuyor. Mustafa Kemal'in yaptığı hataları ortaya çıkarttığı için bize unutulmuş bir kişi. Bu da bugün sürpriz olmuş oldu. Eyvallah. Dediğim gibi Kudüs Mescid-i Aksa'yı okumak çok farklı bir şey. Ama nereden başlayacağız derseniz ilk üç kitap. Üç Evet. kitap okuduktan sonra birçok kapı var, birçok kitap var, birçok farklı görüş var. Hangisine devam etmek istiyorsan, hangisine uzmanlaşmak istiyorsan oradan okuyabilirsin. Bunlar bugün konuşabildiklerimiz, konuşamadığımız daha yüzlerce kitap var, emin olun ama. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben tekraren o ilk kitabı, üç kitabı ekranlara şu an veriyorum. Hemen ardından diğer üç kitabı da inşallah aktaracağım. İlk üç kitap kıymetli dostlar. Ahmet Varol abinin Kudüs Davamız kitabı. İkinci olarak Yusuf El Kardavi'nin Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs kitabı. Ve üçüncü olarak ise bir komisyon tarafından yazılmış olan Kudüs Tarihi kitabını temin edebilirsiniz. Gelişme bölümünde ise kıymetli dostlar yine Sefer Turan'ın Allah'a ısmarladık Kudüs, Hüseyin Serkan Elünlü'nün Hayim Nahum ve Kenize Murat'ın Toprağımızın Kokusu kitabının ardından Taha Kılınç'ın Kudüs Yazıları kitabını da böylece sizlere ifade etmiş olduk. Ben bu akşam kıymetli dostum, kıymetli arkadaşım Tevfik Yazıcılar'a çok teşekkür ediyorum. Bu ilk yayınımızda bizlerle birlikte oldu. Artık tarihe kayıt geçtik. Bu yayınımız YouTube kanalımızda
kayıt olarak kalacaktır. Arzu edenlere bundan sonra ya kitap tavsiye eder misiniz diyenlere bu yayınımızı tavsiye edebileceğiz gönül rahatlığıyla. Cenab-ı Allah hayırlısıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına sahip çıkmayı hepimize nasip eylesin. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Beni bu ilk yayında yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah birlikte nice... Seni gördük ve Kudüs'ü hatırlıyorum. Kudüs'ü hatırladıkça Kudüs'ü özlüyorum. İnşallah Allah razı beraberce olsun. Özgür Kudüs'e de gitmek nasip olur. Allah razı olsun. Yani ifade edeyim. Allah nasip eder inşallah. Bizler Kudüs'ün özgür olduğunu göreceğiz. Öncelikle buna inanmamız lazım. Hani öyle yalandan inanmak da değil ha. Allah nasip eder. Bizim biliyorsun Filistinli bir kardeşimiz var. Mervan. Mervan Evet. 20 yıl Filistin cezaevlerinde kalmış. Şey, Evet. İsrail cezaevlerinde kalmış Filistin'de. İdam cezasıyla yatmış. Daha sonra Allah nasip etmiş. Türkiye'ye gelmiş bir abimiz. Evet. Onu konuşurken hep şakalaşıyoruz. Ya Mervan abi sen niye dönemiyorsun? Çünkü İsrail bir İsrail askerinin kafasına sıkmış. Eğer İsrail onu yakalasa, bulsa hemen şehit edecek. Tek inancı var onun da. Ben Kudüs'e döneceğim diyor. İnanıyor. Onun için çalışıyor. Onun için yaşıyor. Mutlaka Kudüs'e döneceğiz. Ve ben şunu söylüyorum. İnşallah sen, ben, biz Kudüs'e özgür bir şekilde gitmeyi göreceğiz inşallah. Çok kısa, Evet. çok az kaldı. Rabbim adımlarımızı bereketlendirsin. Rabbim Amin. yola bereket versin inşallah. Rabbim senden razı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Allah nice nice programları beraberce yapmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, yayınımızı böylece sona erdiriyoruz. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. İnşallah Kudüs ve Mescid-i Aksa'da, özgür ve bağımsız Kudüs ve Mescid-i Aksa'da birlikte olmak dua ve temennisiyle hayırlı geceler, hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.